Yukarıki eliksiyene devam hürmetli vatandaş. Hazırkı dünyada Minvencun'u vaziyeti Minvencun'un meziyeti Minvencun'u Kanada'dan ötküzüp Amerika'ya elip giriş. Gayet ciddi peyti mesela şu gün 28. günü de Cungun'un Muavun Veziri Sözü Söhbet Vekilleri Ümrü'nün başlığı yıkı Washington'a yitip geldi. Minvencun'u kol kılış ya ki onu Kepillik gibi bir işten kayıt sorak kılıçlı özgertiş. Ve yaka Amerika iltimas kıyan iltimasını tapşırıp erişti gelmemi del şükürünü yüzmeydi. Vatandaş. Onun üstüge del şükürünü de YouTube'da 1. ayın 30. günü Xi Jinping'in yeni filmi degen aptorluğu da yukarı da. Yani ki Salim Mavzudun Cam Ceşi ve Şincan Müslümanlık Uygurustan doğrusu ki haber takal. Emlilikteki devamında Bayanatı mında görüsüldü. Cungu hükümeti, Cungu şirketlerinin kanunlu hukuklarını çokun koldaydı. Kanada, Amerika oturu koygan talep bu yüce. 2018 yılı 12. ayının 1. günü Ottawa, Aydıroğumu'da Minvencun'u kolga edip, Cungu hükümetinin gazepini keltirdi. Beyce, Minvencun'u Kanada'ya ötküzüp vermezlik doğrusu Kanada agaklandırış bedi. Bulmasa eğer akıbetler gelip çıkıdı o değil. Şunu deyken Cungo'da seyli sayahatı bulup atkan işki neper Kanadalık'ın kolgal. Eslidi yine başka bir neper Kanadalık'a 2018 yılı 11. ayının 20. günü 15 yıllık hüküm ilan kılgan turuğluk bu hükümle ölüm cezası özgertip Cungo Kanada münasibetini misilsiz ciddi ilişki gelip kır. Amerika Koşmuş Tatlı Adliye Ministerliği Washington Oblast'ı yeni bir ayıplam ilan kılıp Huawei şirketi ile Skycom birleşip Amerika Saudi Mehbiyat için uğurluğu aldığını Amerika'da Saudi Mehbiyat için uğurluğu aldığını Aldamçılık ile şugulunup Amerika'da adliye tertiplerini icra kılış toz kıllı kılgallığının ibaret 10 türlük cinayet gösterdi. Bu ayıp namını bundan görüntüsüldü. Huawei şirkete Amerika ticaret kılığı atkan mobil. Tabi mobil. Maşini adam teknikisini uğurlu dedi. Dokulatı bundan görüntüsüldü. Mobil tehdit silip bu cinayetlerin üstünden arz kılmen diyen deyken Huawei şirkete bir parça dokulatı da yalgan sözde bundan dedi. Uğurlu kılganda Huawei şirkete ve Huawei şirketinden taramak şirkete emez. Belki bu şirketlerin işçi hizmetçileri öz beşimçilik kılgan. Teşhiriş bilen baykıdık ki meselelerin teknikisini mobilin geçirilen mobilin teknikisini uğurluğa şirketinin hademleri baş baş dağılık bilen kılgan işte gösterdi. Bu yüzünü aklaşken de Huawei şirketinin ki bir neçin eğer işçi ve hizmetçiler, injiler ve hizmetçiler bir bağlılık bulup çıktı bu uğurlu dilosya. Amerika Koşmuş Ştatları Adliye Ministerliği Washington'da bir kança neper yokur dercilik emeldarla katlaşkan muhburlarını kütüb edin şeyin ötköz. Huawei şirketi ve onun yokur dercilik emeldarları Minvencun doğrusu ki yokurka ayıp namını ilan kıl. Amerika Koşmuş Ştatları Devlet Bihaterliği Ministerliği'nin ministeri Nelson. Mundaq dedi, Huawei şirketi ve onun emeldarı Minvencun Amerika'nın kanunu kılaplı kılıp, Amerika'nın bihaterliği ve bızgınçılık kılıdığan pul mavalı aldamçılık olan şugullan. Ula kastendi gidek bir neçü yüz milyon dolarlık geçirinler. Plan bilen bir vasıta İran bilen Saudi İmbargı kılıç prinsipiga kılaplı kılgan Saudi bilen şugullan. İmbargı kılıdı Amerika İran ne? Lekin buna onun hılaplık kılıp İran bunu soğudu kılıp. Bunda hareketlerine karab, tıraşkı bulmaydı. Amerika Koşmuş Ştatları Soğudu Ministerliği Minister Wilbur Ross bunda görse. Köp yıllardın beri Cungo şirketleri bizden eksport kanunumuzga hem de imbargı kılışımızga hılaplık kıldı, bozgunçılık kıldı. Amerika'nın pul muameli sistemisinden paylanıp özünün hılaplık kılış faaliyetlerine yardım verdi. Bula endi tohtişi gerek. Tarihçik her nöbetlik. Hükümetlerimiz seliştirganda President Trump hükümeti bizden eksport kanunlarımızga hılaplı kılgıcılığa zərb yürüyüşünü tekhime kattık buludu.
Bunda qattiq buluş yana davomlashdi. Demak, Amerikaning qonunlari xiloflik qilganlarni Amerika davomli jazolaydi, bir qattiq jazolaydi deydi. Amerika jungo yuqori qatlamada o'sha hafta Washingtonda savdo suhbati o'tkazildi. Haftaning birinchi kunidagi ayblash ikki davlat munosabatini tahammo jiddiylashtirib o'tdi. Prezident Tramp hukumatı burundan beri, uzundan beri Jungo Amerika'nın mahbiyatçikini oğurluyduğu deyip ayıplab geldi. Jungo Amerika'nın mahbiyatçikini oğurluyduğu deyip ayıplab geldi. Bunda ayıplaş bu katın sohbette muhim noktalarının biridir. Habişir kitabının ikinci günü Amerika Adliya Ministerliğinin ayıplaşlarını inkar kılıp münvence kanun hılaplı iş kılmıyduğu deyip üzünü aklıgandak buldu.